Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehla illa ma cealtahu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Azizler, sizlerden kereyatken bazı savallarga cevap verişte devam etemez. Ahirge payette bir nece bar tekrarlangan savallardan biri savda maliyavi münasebetlerge tegiştik bir mesele. Avvala yetişimiz gerek ki her bir mumun, Müslüman insan maliyavi meselelerini doğru buluşu, şeriyetke muvafık buluşu, halal pak buluşuge kette itibar verişi zarur. Çünkü bu kesipke bağlıq, mal pul tapışke bağlıq, mal pul ise insanın rızkını esasi membesi hesaplanadı. Ana o'sha mol pulni topish halol bo'lsa, insonning kasbi ham halol bo'ladi. Yegan, ichgani, kiygani, hayoti uchun qilgan barcha sarf xarajatlari ham halol bo'ladi. Agar mazkur muomalalarda xatoga yo'l qo'yilsa, noshar'iy ishlar qilinsa, ribo bo'lishi, birovning haqqini yeyishi, yana kimgadir zulüm bo'lib qolish ehtimollari bo'ladi. Bunda mol dunyoni haromga aylanishi va u orqali yegan, ichgan, kiygan, turgan, yurgandagi sarf xarajatlar ham haromga aylanib qolishi bor. Shuning uchun bu masalaga katta demay, kichik demay, arzimas demay, bariga juda katta e'tibor bilan qarash kerak. Bu narsalarni halol yo'l bilan bo'lishini İnsan payıdan buluşu gerek. Şimdi ahirgi payıda tekrarlanırken savalga keredalan bulsak, bazı bir haletlerde malum bir savdanı kılıvçı kişiler ya ki malum bir kesifge demek şerik bugün bir kesifteki kişiler o zara meclis kurup gelişip bitişip alıp o'zlarini qo'llaridagi mollarini narxini ko'tarish va bundan pastga tushmaslikni ittifoq qilib kelishib olish yo'lida o'tganlari ko'rinadi. Bu bizning yurtimizda ham, qo'shni diyorlarda ham bor. Misol uchun bir kasbda bir molni savdosini qilishdagi odamlar odatda ko'proq bir-birlarini tanishadi, bir-birlaridan xabardor bo'lishadi. Shulardan bitta ikkitasi fikr o'ylab topishadi-da, hammani yig'ib yoki alohida-alohida o'tkazib, bizning molimizni narxini eng pasti paloncha so'm. Undan past qilishga o'tmaymiz. Odamlar qasam ichsin, misol uchun shu narxdan past qilmayman deb yoki mana shu narxdan arzonga sotgan palon bo'lsin degan gaplarni taklif qilishayotganlari bor. Buni o'sha odamni shu maslahatda bu qadarni o'zlari ham aytishdi va bu maslahatdan zarar tortadiganlarning vakillari xaridorlar tarafidan ham savol tarzida berilgani bor. Bu narsa mutlaqo noto'g'ri narsa. Narx navoni bozor belgilaydi, Alloh subhanahu va taolo belgilaydi. Sahobai kiromlarni vaqtida ham narx to'g'risida mana shunga o'xshagan tushunchalar bo'lgan. Shunda sahobai kiromlar radhiyallohu anhum Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, "Sa'ir lana ya Rasululloh" deganlar. Ya Allohning rasuli, bizga bahoni belgilab bering. Bu savolning javobiga Rasul akram alayhisolatu vasallam aytganlarki, "Allohu musa'ir" narxni belgilovchi Allohdir. Ya'ni
yani Allah belgileydi degen bazar özü belgileydi. Demek ana şu manada bazarda savda satıq ise de narxını arttırış üçün sünni çaralar görüş mutlaka haram deb elan qilingan. Ana şunu cümlesinden ihtikar, yani ki monopoliya degen düşünce hem şundan haram qilingan. Çünkü o şu ihtikarçılar hem narxını sünni aşırış niyetide bir türdeki savda mallarını özünü kolunda toplanışını tamamlaydı da ana özü yalqızlanıp qalgandan keyin xohlagan bahasida satışı ötedi. Ondan arzan kımaydı. Adamlar nailaz kalıp başka yerden mal yoğurgiden, monopoliyasının kolunda kımmat baha mal turganiden nailaz kalıp o işinin kımmat baha narsasını alışı ötedi. Hazır bir savalda namları ya ki işleri zikir kılmayatken kişiler endi bittemez bir neyse kişiler. Bir kıl maldan ap gelip satışadı ya ki işlep çıkarıp satışadı. Bunlar hem hani toplanıp maslahat kılıp, karar kılıp malımızın narhını parançıdan paska düşürmeyimiz. Kim şundan paska düşürse cezalıyımız. Kasam içsin, palan bolsun, pistan bolsun diyen geplerini kılıçları. Şeriyetke mutlaka doğru kelmeydi, na doğru iş boladı. Savda mallarını narxı, hizmetlerini narxı erkin buluş gerek. Her kim özünü demek haletinden gelip çıkıp iki tarafını razılığı bilen ortaya çıkış gerek. Sun'ilik, hile, nayren, aldav gibi işler bulması gerek. Şunun için bizi şeriyetimizde dehkarlar öz kıslah hocanın mahsulatlarını bazarga satkanı alıp geliş etken de aldığını tosup çıkıp bazarga kırıp avara bulup yürüme, ben de satıp koyavur. Sen bayağı çıkayın aldığı tezirap kat, ben uzun bir adam aydalıp satıp olamandım. Bazarga yetmezden durun yolunu tosup çıkışam şariyette kat diyen ben kılınca. Halice savda malını alıp geliş etken insan bazarga kirsin, bazarını kursun, nefini bilsin. Adaşıp arzdan satıp koysa hem köpçülüğü menfaat alsın. Lakin bazarını bilgen ustama yolunu tosup çıkıp, yalgan gafırıp, onu aldat, malını apkalıp, bazarına girip, aleyhi dehkan satışı mümkün bulgen, narktan kımmat varka satışa otmaz dedi gerek. Ana şu tarihazda kasıp egeleri hem, hemmeleri kelişi alıp, falan işini, bana bunçeden paska kımayımız, hammamız kelishib olaylik deyişleri mutlaka şeriatga doğru kelmaydi, na doğru iş hisoblanadi. Çünkü o şu xaridorlarning içinde ham, iş buyurtma beruvchilarning içinde ham, boyi bor, kambag'ali bor, muhtoji bor, har xil odam bor. O şu savdogar ham, iş qiluvchi ustalar ham, bazı vaqtlarda bechoralarga muruvvat ko'rsatishlari kerak, muhtojlarga yordam berishlari kerak. Kerek bo'lganda ana shu boy badavlat odamlar ham mayli tortishib, narxini tushiroq olishga harakat ham qilsin. Lekin ma'lum bir chegarani qo'yib, bundan pastlatishi mumkin emas degan ma'noni qo'ymaslik kerak. Xuddi bahoni yuqorilatishni chegarasi bo'lmaganidek, pastlatishini ham chegarasi bo'lmaslik kerak, erkin bo'lish kerak. Ana shunda inshaalloh kasbkor ham halol bo'ladi. Hayır baraka bo'ladi. Harom topib, harom yeb barakasi qochgandan ko'ra halol topib, halol yeb barakalik hayot kechirish, savobli hayot kechirish, baxtli saodatli bo'lishni paydan bo'lish kerak bo'ladi. Mana shu narsaga hamma azizlarimiz yaxshi e'tibor berishlari, bu ishni diqqat bilan amalga oshirishlari matlubdir. Bu dunyoni 3-4 so'mini ko'paytirish maqsadida, mol pulni ziyoda qilish maqsadida haromga qo'l urib, avval halol topgan narsalarga haromni aralashtirib, shubhalikka aylantirib, gunohga botib qolishni hech keragi yo'q. Muruvvatli bo'lish kerak, mehrli bo'lish kerak, saxovatli bo'lish kerak. Ana o'shalarning hammasi inshaalloh xayrga, barakaga, yaxshilikka, bardavomlikka sabab bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala barchalarimizni kasbimiz, korimiz haloldan, pokdan bo'lishini nasib etsin.
Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.